Proje desteği aldıktan sonraki süreç sizin projenizi verdiğiniz kurumla alakalı olarak değişiklikler göstererek işliyor. Projenizi verdiğiniz kurum size bir karar yazısı gönderiyor. Bu yazıyı da projenin hangi şartlar altında desteklendiğini size bildiriyorlar ve bu desteklerde sizin onların bildirdiği süreçlere göre bu harcamaları yapmanıza başlıyor. Buradaki en önemli nokta ülkemizdeki tüm hibe programlarında hak ediş usulüne göre süreçler işliyor. Siz önce projenin içerisindeki harcamaları, kalemlerinin harcamalarını yapıyorsunuz. Kurum size bunların geri ödemelerini daha sonra gerçekleştiriyor. Proje kurum tarafından kabul edildikten sonra hazırlayacağınız teknik ve mali raporlar projeyi verdiğiniz kurum tarafından gönderilen bir denetçi tarafından inceleniyor. Sizin verdiğiniz teknik ve mali raporlar proje sunum dosyanızda verdiğiniz bilgilerle örtüşüyorsa ve projenizin yapılabilirliği de süreç içerisinde doğru ilerliyorsa artık ilgili kurum tarafından hibe almaya hak kazanmış oluyorsunuz ve destek süreciniz bu şekilde ilerliyor. Proje ilgili kurum tarafından desteklendikten sonra projenin son döneminde bir proje sonuç raporu göndererek projenizin artık kurum tarafından tamamen desteklendiğini sağlıyorsunuz ve bu da size kurum tarafından bir belge gönderilerek projenizin tamamlandığı bildiriliyor.